Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. everything I do so instinctive and Futbol'dan her Wildest Futbol'dan herkese iyi akşamlar, iyi günler. Günün hangi saatinde izliyorsanız kayıttan bir yayınla sizlerle beraberiz. Son zamanlarda test etmeye başladığım yeni bir köşe var. Adını tam olarak ne koyacağım da tam karar vermedim ama bugünlük Wild West Tactical diyorum. Taktik analiz yapacağız görüntülerle beraber. Yalnız başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Nasıl ki bu bir finansal tavsiye, yatırım tavsiyesi değildir demek zorunda hissediyorsa insanlar kendilerine öyle bir yükümlülükleri varsa. Ben de bu bir antrenör tavsiyesi değildir. Antrenörlük dersi değildir. Sadece bir taraftar köşesi. Kendi kendimize burada aramızda birbirimizle yorumlaşıyoruz, görüşlerimizi bildiriyoruz, gördüğümüzü konuşuyoruz. Hata yapabiliriz tabii ki bu konuda mütevazi olmakta fayda var. Sonuçta bu bizim mesleğimiz değil. Bugünkü yayında işleyeceğim konular şu şekilde işleyecek. Önce yayıncı kuruluştan aldığım <laughs> bir takım istatistikler, yani o daha böyle şey olsun diye, tutarlı olsun diye, kendi içinde tutarlı olsun diye bütün şeyleri yayıncı kuruluştan alıyorum. Yayıncı kuruluştan aldığım istatistiklerle başlayacağız, ondan sonra yayıncı kuruluştan aldığım görüntülerle devam edeceğiz. Bunlar foto karesi, e, video oynatamıyoruz. Keşke video oynatma şansımız olsa, öyle bir e, yani copyright kısmında e, dijital hakları kısmında bir sıkıntı olmasa keşke video ile analiz edebilsek. Ancak mecburen fotoğrafla analiz etmek durumundayız ama fotoğrafın önünü arkasını biraz anlatmaya çalışacağız. Görüntülü kısma geçtiğimiz zaman bugün işleyeceğim dört ana başlık var. Bir Galatasarayın ön alan baskısı, e, bu dün sahada nasıl bunun Alanya karşısında başarıya ulaştığı, rakibin <laughs> e, atakları e, başında gözüme çarpan serbest vuruş ve köşe vuruşu dönüşleri, bunlara değineceğiz. Galatasarayın defansif pozisyon alışları, bunlara değineceğiz. Son olarak da ikar diye bir pencere açacağız. Icard üzerinden bir iki şeyi yorumlamaya çalışacağız. Bu dört ana başlıkla bugün değerlendirmelerimizi yapacağız. Umarım keyifle izlersiniz arkadaşlar. Evet hemen ilk görüntümüze geçmeden önce şu şekilde yapalım. Ekranımızı değiştirelim. Evet istatistikler gördüğünüz gibi yayıncı kuruluştan çok fazla üzerinde durmayacağım. Zaten bunları görmüşsünüzdür. Topla oynama konusunda Galatasaray oyun genelinde zaten üstündü. Zaten şutlara baktığınız zaman fark ortaya çıkmaya devam ediyor. Gol beklentisi sayıları, rakip ceza sahasında topla buluşma. Ee, burada bir önceki maça göre gözümüze çarpan nedir? Pas sayıları normal seviyelere dönmüş. Yani 400-500'lü sayılara. Pas saati isabetimiz Galatasaray için %85 bence çok güzel bir rakam. Olması gereken bir rakam. Bunu yukarıda çektiğimiz her maç daha iyi olur. Bunun altına düştüğümüz maçta bu bizim yani benchmarkımız gibi. Bunun altına düştüğümüz maçlarda da biraz yaratmakta sıkıntı çekiyoruz maalesef. Orta çok orta bolca orta denediğimiz bir maçta bunlara değineceğiz. Diğer istatistiklerde zaten görüyorsunuz oldukça fazla duran top kullanmışız bunlardan işte kimisi korner, kimisi faul, serbest vuruş şeklinde kullandığımız duran toplar. Bunların dönüşlerinde biraz sıkıntılar yaşadık diyelim. İkinci ekranda buna çok fazla üzerinde durmayacağım. Rakip yarı sahada pas sabitimiz geçen maçlara göre birazcık daha artmış. Bu iyi bir şey. Hücum bölgesinde yaptığımız pas sayıları birazcık daha artmış. Hücum bölgesindeki pas sabitimiz birazcık daha artmış. Sahipsiz top kazanmalarımız fena değil, idare eder. Hava topunda e, yani neredeyse başa baş bir mücadele olmuş diyebiliriz. Pas aralarımız iyi, top kapmalarımız fena değil. E, artı 10 pas dizisi konusunda da iyi işler yapmışız. Bununla ilgili de aldığım görüntüler var. Bunlara da değineceğiz. Önde top kazanma bu en önemli. Bugün deneyeceğim ön presine değişiyoruz. Gördüğünüz gibi 11'e 4. Burada da bir üstünlük söz konusu arkadaşlar. Bir başka şeye değineceğim burada e, ortalama pozisyonları yayıncı kuruluş vermiş Galatasaray'ın soldaki görüntüsüne bakacak olursanız burada ortalama dağılımı bir önceki maçlara göre daha e, yani alana da yayılmış şekilde değil mi bir tarafta kümelenmemiş şekilde Alanya Spor'un yine bir tarafta kümelendiğini Diğer tarafı da boş bıraktığını görüyorsunuz. Alanya Spor zaten bizim hep solumuzdan gelmeye çalıştı. O yüzden solları sol taraflarında bir kümelenme var. Bu bizzat açıkçası bizim işimize de geldi diyebiliriz. Galatasaray'da dikkatinizi çekecek bir şey vardır. Ee, kaç tane nokta görüyorsunuz? Burada kaç forma numarası görüyorsunuz? Sayacak olursanız eğer. 10 tane var arkadaşlar. Bir tanesi burada gözükmüyor. O da 53 ile 20 numara arasına sıkışmış olan Icardi arkadaşlar. 9 numaramız. Maalesef bu maçta orta sahaya gelme görevi verildiği için veya kendisi o yönde inisiyatif aldığı için ben tabii o soyunma odası konuşmalarının parçası olmadığım için bunu bilemiyorum. Bu konuda kesin bir yorum yapamayacağım. Icardi'nin burada biraz orta sahada geride kaldığını göreceğiz. Zaten görüntü görüntüde bunları analiz edeceğiz. Görüntüleri analiz ederken hoşuma giden ve gitmeyenleri güleyen, gülen surat ve gülmeyen surat şeklinde de ayırdım. Ee, resimlerin köşelerinde bunları da göreceksiniz. Bana da yardımcı oluyor bu pozisyonları yorumlarken, pozisyonları ayrıştırırken. Ne kadar gülen suratımız var, ne kadar gülmeyen suratımız var. Bunlar maçın veya genel değerlendirmesi anlamında bana şahsen yardımcı oluyor. Sizlere de yardımcı olur diye ümit ediyorum arkadaşlar. Evet, çok uzatmadan devam edelim. <laughs> Şimdi bu da ikinci dakika. <laughs> Ee, hemen hızlıca bir işaretlediğim üzerinde işaretleme yaptığım görüntüye geçiyorum. Burada Torreira'nın daha 2 iki, iki dakika, 3. dakikası maçın 3. dakikası dolmadan da bakın şu bölgede e, Kaan'ın önünde pozisyonlanmışken koşarak gelip e, şu anda oyuncunun, rakip oyuncunun topla buluştuğu top kendi defansından geliyor. Kendi defansının sol tarafından, onların sol tarafından gelen topa bir yay çizerek gelip yaptığı presi ön alan baskısını konuşuyoruz. Burada oyuncu dağılımlarında tek bir sıkıntı var. Burada Torreira tabii bu yayı çizerek gelirken Efecan boş kalıyor. Ama bu maçın başı daha henüz her şey oturmuş değil. Ben bunu pozitif ön alan baskısının ilk emareleri olarak aldım arkadaşlar. Kayıtlara geçsin diye. Devam ediyoruz arkadaşlar. 5'e <laughs> 6 baskıdan çıkamadık. Burada alan yanında yani 11'e 4 gösteriyor ya ön alanda top kasma. Burada bakın top defanstan <laughs> barışa geldi. Burada epey bir sıkıştı top. Taç maç oldu vesaire. Oradan geri döndü tekrar barışa geldi. Barış buradan bu topu çıkaramadı. Gördüğünüz gibi zaten bütün etrafında bir daire oluşturmuş. Alanya sporlu oyuncular daire iç daireyi oluşturmuş. Bizim oyuncular dış dairede. Barış'ın zaten buradan top çıkarmasını bekleyemezdik. Maçın ilk dakikaları böyle ön alan presini iki takımın da birbir açısından test ettiği bir şey oldu. Bakın kümelenmeyi görüyorsunuz. Bunun özellikle kare içine daldım. Alanya Spor bu kümelenmeyi tetikleyen takım Alanya Spor'du. Galatasaray değildi. Bakın nasıl orada 6'ya 5 yapmışlar bizi kıstırmışlar. Barış bu topu kaptırdı. Neyse ki bir tehlike olmadı ama. <laughs> Devam ediyoruz. burada bizim... Şimdi rakip diyoruz ya kendileri top kendilerindeyken sağa doğru veya biz buradan çıkarken kendileri bizim o tarafta kümelenmemizi istediler. Ancak maçın başında maçın genelinde de Jakobs kendini burada çok güzel sakladı gizledi boşluklar yarattı. Biz 3 defa buraya topu çıkartamadık. Bakın burada Saray'a veriyor Sanchez geri alıyor Torreira'ya veriyor geri alıyor. Ve bu oyuncuların hiçbirisi maalesef ters taraftaki boş olan e, Jakobs'u göremedi. Maçın başında bu da bizim hanemize oyun dağılımında, oyun kurulumunda sol tarafı pek değerlendirmemeyi düşünmediğimiz izlenimi oluşturdu. Ama maçın ilerleyen saatlerinde bu değişecek. Bunlarla ilgili görüntülerimiz de var. Şimdi bu gol görüntüsünü geçiyorum arkadaşlar. Tekrardan kronolojik olarak devam edelim. Burada Apoker'in bakın Mertens'i kaçırıyor. Mertens burada kaçış koşuyu yapan Yunus değil Mertens. Icardi top istiyor elini kaldırmış. Icardi e, koşu göstermiyor arkadaşlar. Koşuyu gösteren Mertens. Şimdi Icardi bu bunları çok yaptı. Icardi hep içe kat etti. Yani bunu hep yapması bana sanki Okan hocanın kendisine bu taktiği verdiği izlenimi oluşturuyor. Icardi sadece iki kere ileri koşu attı diye ben kayıtlarıma geçtim. Bunları alacağız. Ama şurada alma bakalım. Bakın gene solda. Jacobs bomboş. Mertens arkaya koşu gösteriyor Icardi elini kaldırmış ama koşu göstermiyor Burada iki tercihten birisi kullanılabilirdi Yakops da düşünülebilirdi Mertens'i düşündüm Mertens burada ceza sahasında topla buluştu Ama başarısız bir orta geldi sonunda Daha henüz maçın 5. dakikasındayız arkadaşlar Yavaş yavaş sahaya oturuyoruz Rakipler birbirini tanımaya başlıyor Yine 6. dakikadan devam ediyoruz. Burada ön alan baskısı sonuç veriyor arkadaşlar. Bakın nasıl ön alan baskısında Galatasaray'ın ileri uç elemanları, orta saha elemanları rakibe nasıl alanı daraltıyor. Burada topu Torreira alıyor. Torreira Yunus'u kaçırıyor. Yunus burada ceza sahasına girmek üzereyken düşürülüyor ve sarı kart gösteriyor rakibine. Bunu da artı olarak aldım. Biz bu ön alan baskısıyla hızlı top kazanıp Yunus'u görmeleri epey yaptık bu maçta arkadaşlar. 8. dakika bakın daha 10. dakikaya bile giremedik ne kadar çok pozisyon var. Rakip e, pası tekte atsa net pozisyon yiyebilirdik. Burada defansif oturum açısında bir sıkıntı olabilirdi. E, rakip bu hızlı çıkışları aslında çok yaptı. Bu bir duran top dönüşüydü arkadaşlar. Burada e, serbest vuruş kullanıyor. Bu Yunus'un orada kart gösterdiği pozisyonun devamı. Sara serbest vuruşu kullandı top açıldı tekrar içeriye doğru doldurulmaya çalışırken defans uzaklaştırdı. Buradan hızlı çıktı. Efecan iyi pas gördü. Eğer buradaki oyuncu şu koşan oyuncunun önüne tek de bırakabilse bu oyuncu topa 2-3 kere dokununca tabi bizim defansımız pozisyonunu aldı ve açıyı kapattı arkadaşlar. Neyse ki bir baskı yemedik buradan. <laughs> Devam ediyoruz. 9. dakika sonuç veren bir baskı daha. Bakın daha 9. dakikada ikinci sonuç veren baskı görüntüsünü aldım burada. Burada Barış Alper ile baskı yapıyoruz. Icardi topu kazanıyor. Fakat Icardi bu kazandığı topu içeriye doğru kötü bir ortayla değerlendiriyor. Maalesef sonuç alamıyoruz ama bir an önce yani bu aksiyonlar 2-3 saniye içinde oluyor arkadaşlar. Topu kaptıktan sonra hızlı bir şekilde rakip oturmadan aldığımız aksiyonlar değerliydi. Her ne kadar sonuç alamamış olsak da bunu pozitif olarak yazıyorum ben arkadaşlar. <laughs> Yine bir e, baskıdan çıkış var burada. Sara'nın biz hep orta sahamızda hani topu bana at ben topu dağıtırım rahatlığında özgüveninde olan bir oyuncu eksikliğinden bahsediyorduk ya. Bakın burada Sara dört kişinin baskı yaptığı alana doğru e, deplase olmak zorunda hissediyor. Burada çok iyi bir şekilde bu dört kişinin arasından çıkıp topu Yanlış ee, yanlış hatırlamadıysam Yunus'a bırakıyor arkadaşlar. Bu baskıdan çıkıyor. Yunus'a pasını veriyor. Bu da değerliydi. Bizim orta sahamızın bu özellikleri sergilemesi lazım. Çünkü yapmadığımız zaman bu kaptırdığımız toplar bize hep geçiş oyunu oldu ve defansı gördüğünüz gibi şu anda hiçbir defansif oturma yok. Burada kapılan bir top bize tehlike olacaktı arkadaşlar. Olmadı. 13. dakikaya geliyoruz. Korner dönüşü yine hızlı çıkıyor. Bakın burada kornerden dönen görüyorsunuz bizim stoperlerimiz nerede. Kornerden dönen bir top. Burada Barış kovalıyor ama Barış müdahale edemiyor. En sonunda Sanchez bu tehlikeyi kesiyor. Yani bu bir kalemizde pozisyon olmuyor. Neyse ki olmadan kesiliyor ama hızlıca çıkıyorlar rakip oyuncu. Bakın gene bir serbest vuruş dönüşüyor. Burada e, bunu niye görüntü aldım? Icardi hep söyledi ki içe, içeride kaldı diye, orta sahada kaldı diye. Atak yapıyoruz. Burada şutu çeken oyuncu Mertens'di yanlış hatırlamıyorsam. Mertens'in şutu kaleciden dönüyor. Barış hamle yapıyor. Barış yetişemiyor. Jacobs devamında. Yani burada birkaç saniye top top dolaşıyor arkadaşlar. Ee, yani Jacobs kötü bir vuruş yapıyor. Defans engelliyor. Pozisyon ee, tehlikeli olmadan uzaklaşıyor. Mesela burada Jacobs şurada pas tercihini kullansa değil mi? Sara bomboş. Sara'nın bu arada bu ceza sahasına attığı koşular yani bu maç üzerinde çok iyi oynadı. Ee, ceza sahası içinde çokça gördü kendisini. Burada Icardi'nin bu kadrajda olmamasını bence bizim açımızdan ee, bir eksi olarak alıyorum ben ama şundan şüpheleniyorum dediğim gibi. Okan Hoca büyük ihtimalle kendisine bu görevi vermiş bu maç özelinde. Kendi kafasına göre bu kadar sürekli yani istikrarlı bir şekilde orta sahada kalması kendi inisiyatifinde olamaz diye tahmin ediyorum ben. <laughs> o yüzden ee, Okan Hoca'nın verdiği bu görev dahilinde kendisini büyük ihtimalle çift forvetle oyuna hazırlıyor. Çift forvetle ısrar edecek Okan Hoca diye gözüküyor. Yani bu maç onun hazırlıklarından bence e, altyapısını hazırlamak açısından Icardi'nin orta sahaya yaklaştığı bir maçtı diye düşünüyorum ben. Burada e, Icardi'nin topla buluşamadığı önde olup da topla buluşamadığı pozisyonlardan bir tanesiydi. Icardi bu maçta yani şöyle söyleyeyim %30 ön alan koşulları ön alanda bir 9 numara gibi bildiğimiz oyun gibi oynayıp %70 orta saha gibi oynadı. Ben bu şekilde değerlendiriyorum. Kaan'ın ortası yerini bulmadı. Yani zaten çok defans olarak da oturmuştu. Kaan'ın burada başarılı bir orta yapma şansı zaten düşüktü. Ama Icardi bakın burada vücut dili kendini nasıl ifade ediyor. Biraz sanki o da şu an için bu taktiksel karmaşayı biraz yadırgıyor gibime geldi arkadaşlar. Yine bir başka ön alan baskısı. 17. dakikadayız daha. <laughs> Burada ön alan baskısında top hızlı bir şekilde kazanıyoruz. Ee, soldan sağa doğru atıyoruz. Yunus bu topla buluşuyor. Gördüğünüz gibi etrafında 3 tane oyuncu var. Yunus bu baskıdan topu çıkartıyor. Az önce Sara çıkarmıştı. Şimdi Yunus çıkartıyor. Kaan'a bırakıyor o topu arkadaşlar. Bu da çok değerliydi bence. Ön alan baskısının sürekliliği anlamında bu topları kaybetmemek çok önemliydi. Burada Icardi arkadaşlarına sakin diyor. E, bu pozisyonun devamında çünkü bir takım şeyler olacak. E, onu aldım e, yanlış hatırlamıyorsam. Bakın 18. dakika. Icardi oyun içinde bir takım şeyleri görüyor büyük ihtimalle. Arkadaşlar diyor çok geri yaslanmayın, sakin olun, yerinizde kalın şeklinde komut veriyor. Ondan sonra bu dönem topta biz e, Alanya baskı yapıyor ve biz beklerle çıkmayı deniyoruz. Alanya burada bir, bir dakikaya yakın bir baskı uyguladı bize. Biz bu topu önce sağa sonra sola, sonra tekrar sağa. Yani mesela şöyle oluyor. İşte Mustera açılan Kerim'i görüyor. Sara ona yanaşıyor pas istasyonu olmak için. Sonra bakıyor apoken pas atamayacak. Jakob saklarmıyor. Tekrar Mustera'ya dönüyor. Mustera kan'a dönüyor. Kan Mustera, Mustera, Apo, Apo, Mustera, Mustera, Kan dedik ve bu şekilde yani 4. 5. denemede buradan çıkabildik biz. Çünkü sürekli alanya kayıyordu sağlı sollu. Bu da bizim top çıkartmayla ilgili e, yani Risk almadan Mustafa'nın ortaları attığı riski toplar var ya onları yapmadan Kanada açılan stoperler veya bekler üzerinden bazen Mustafa direkt Kanada açılan stoperlere attı topu bazen de direkt beklere attı Bu attı toplardan bir tanesinde hata yaptı onu da alacağız Burada Maçın 20. dakikası arkadaşlar Barış'ın Yine bir Kazanılan top Barış'ın burada iki tane seçeneği var ee, Ve en mantıksı bence Icardi. Bakın burada Icardi çok açık ve net bir şekilde ön alan koşusunu gösteriyor. Ön direğe koşusunu atıyor. Arka direğe hareketlenen Yunus. Burada çok güzel bir forvet aksiyonu var arkadaşlar. Bunu çok beğendim. Burada doğru tercih Barış'ın daha yakın olan hem o kadar güç de sarf etmeyecek. Daha yakına attığı topta büyük ihtimalle daha da hedefe ulaşması kolay olacak bu tercihi yapmak yerine en arkadaki Yunus'u düşünüyor. Burada defans oyuncusu araya giriyor ve pozisyonu engelliyor. Barış burada doğru tercihi yapmadı maalesef. Icardi'nin burada koşusu mantıklıydı. Bakın bu yaptı. Birinci koşulardan, ender koşulardan bir tanesiydi. Yani %30'a %70 diyorum ya işte bu %30'luk aksiyonlardan bir tanesiydi arkadaşlar. Yine 20, o dönen o top korner olmuştu. O dönen top korner dönüşü bakın yine boş oyuncu hızlı bir şekilde topla sıkıyor. Çıkıyor. Neyse bir tehlike olmadan savuşturuyor defansımız bunu. Burada <laughs> Yunus ayağında Yunus bakın ekranın alt köşesinde top Yunus'un ayağında. İleri koşu bekliyor. Göstergisi alıyor. Burada birkaç şey dikkat çekeceğim. Burada biraz kafalar karışık gibi çünkü. Bakın Icardi nerede? Orta sağ oyuncu. 8 numara gibi. Bakın tam nereye gelmiş? Icardi yeni 8 numaramız. Burada Barış'la Mertens'in el, elleri kaldırmışlar ama yani hiçbir tehditleri yok. Bir koşu göstermiyorlar. Yani şu defans aralarında 10 metre var. Yani 10 metreyi kat edecekler. Bir de defans koşmayacak. Bir de onları geçecekler. Yani bu 10 metrede defans zaten bu oyuncuların koşullarına cevap verecektir. Yunus'un burada atmaması doğru. Burada bakın şu alanda, şu boş alanda, şu boş alanı tehdit edecek hızlı koşullar atabilen bizim Yunus vardı. Ama Yunus topu aldığı için, Barış maalesef o kadar gününde değildi bugün o hızlı koşullar atan. Yunus vardı. Yunus topla oynayan oyuncu olduğu için maalesef Yunus seçeneğimiz yok. Orada bir Osimen aradık biz arkadaşlar. Bunu da niye aldım? Osimen'in de burada sticker'ını niye koydum buraya arkadaşlar? Bu boş alanları bizim tehdit edeceğimiz oyuncu büyük ihtimalle Ossimen olacak. Icardi de kendisi de burada çift forvette daha orta sahaya yakın oynayan pas dağıtacak. Oyuncu görevini alacak. Mertens büyük ihtimalle biz bu resimde görmeyeceğiz. Eğer ki Osimen icardi birlikte oynayacaksa. Burada bak Torreira oyunu çok iyi okuyor. Nedir burada oyundaki sorun? Bir Sanchez ileride yakalanmış. Yunus bu topu atsa ve bu top gerisin geri duvara çarpıp dönse o top ulaşmasa şu arkadaki iki oyuncuya ne olacak? Çok kötü bir atak yiyeceğiz ve defansımız yerinde olmamış olacak. Kaan ve Sanchez çok ileride yakalanmış bir pozisyonda. O yüzden Torreira defansif pozisyonu beğenmedim. Ha sakin oluyor. Burada da Yusuf Torreira'yı dinliyor, geri dönüyor arkadaşlar. Icardi bakın yine orta sahada topla buluşuyor 24. dakika. Icardi ısrarla e, burada kaldı. Oyunu sağa açıp içeri koşu attı ama pas alamayınca bu sefer oyundan kopmalara başladı arkadaşlar. Bu pozisyonun sonrasında ne olduğunu göstereceğim size. Burada sağda Kaan'a bıraktı topu. Yunus'a da bırakabilirdi. Kaan'a bıraktı. Kaan'a bıraktı ve şuraya hareketlendi. Ceza sahası ön, ön alanına doğru hareketlenmeye başladı. Burada Kaan pası atmadı. Tekrar Torreira'ya dönünce Icardi'nin canı çok sıkıldı arkadaşlar burada maalesef. Ee, bu topu atmadı işte bakın gösteriyorum size. Bu topu atmayıp Torreira'ya döndü. Şu yanındaki Torreira'ya dönünce. Icardi offside'de kaldı bakın. Icardi ne kadar alakası. Şu anda Icardi oyundan koptu 23-16. Icardi'nin oyundan koptuğu dakika. 23-16 bu pozisyon devam ediyor. Icardi 23-28'de daha yeni yeni yürüyerek offside'den çıkıyor arkadaşlar. Yani bu Icardi'nin bu attığı koşulları alamadığı cevap gerçekten o maç üzerinde çok canını sıktı. Biz de maalesef maç esnasında bunların hepsini tamamen göremediğimiz için işte sosyal medyada falan tribünde de büyük ihtimalle insanlar homurdanmaya başlamış olabilir. Bunları çünkü oturup detaylıca bakmayınca bu görüntünün karesinin hepsi aklınızda yok ki arkadaşlar. Sadece neyin topun oynandığı bölgeyi görüyorsunuz ve Icardi'nin oradan yürüyerek çıktığını görüyorsunuz. O anda hatırlamıyorsunuz orada e, kendisine pas gelmeyince offside'da kaldığını, offside'da kalınca bu ikinci pozisyon, üçüncü pozisyon bakın. Koşu atıp da alamadığı üçüncü pozisyon bu. <laughs> Moralinin bozulduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden e, 12 saniyede offside'den yürüyerek çıkıyor. Ama oyuncuya da çok yani olabilir arkadaşlar. Oyuncuya iki farklı görev verildi. İkisinden birini orta sahaya gelip top almaları yaptı. Evet burada bu sıkıntı yok. <laughs> Ama kendisi bir golcü olduğu için golcü yüzde %30'la da olsa o yaptığı koşulları karşılık alamayınca insan sinirlenir arkadaşlar. İnsanın morali bozulur. O yüzden Icardi'yi biraz anlayış göstermek lazım. Ben de yani itiraf ediyorum maç esnasında biraz ağır eleştirmiştim kendimi. E, açıkçası o eleştirileri biraz geri alıyorum. Yani Icardi burada iki görevi de bence yapmaya çalışıyor. O alamadığı paslar büyük sıkıntı arkadaşlar. Maalesef. Bakın yine burada Icardi'nin ee, şu top burada de, e, bu pozisyon devam ediyor arkadaşlar. Bu pozisyonun devamında sekip e, top şu an oyun, oyuncumuzun ayağında kalıyor. Ama Icardi o kadar koptu ki bu pozisyondan. Bakın diyor ki nasıl olsa bu top bana gelmeyecek diyor. Vücut hallerinden şu anda vücudunda atletik bir koşu atacak bir hal görmüyorsunuz vücut dilinden. Icardi üzgün bir şekilde gene e, boş verdi. Halbuki top ceza sahasına tam yani onun aktif olacağı alan değil mi? Ne beklersiniz bu oyuncudan? daha aktif olmasını beklersiniz ama Icardi inancını kaybetmiş gibi biraz bu dakikalarda. Daha maçın 25. dakikası. Bu Muslera'nın yaptığı hata arkadaşlar. Bakın gene sağdan sola soldan sağa yaparken. Burada Sanchez'i görebilirdi. İlerideki Kaan'ı görmeye çalıştı. Tembel bir pas attı. Araya rakip girdi. Biz burada pozisyon yiyebilirdik. Ama yemedik Allah'tan. Pozisyonu engelledi defansımız. Bu pozisyonu aldım. Arka arka iki pozisyon var arkadaşlar. Defans ön alan baskısında defansımızın stoperlerimizin birebir yani bir sırayla aldıkları rol almak için Sanchez bu topa bastı. Bakın nerede basıyor? Buradan yani kaleye taksimetre bozulur arkadaşlar. Yazmaz yani. O kadar kaleye uzak, kendi kalemize uzak bir mevkide topa basıyor ve topu alıyor arkadaşlar. Bu topu kazanıyoruz. Top sekip Barış'a gidiyor yanlış hatırlamıyorsam. Çok fazla uzatmadan gene birkaç dakika sonra bu sefer de bakın Apokerim şu anda şu, Ananyalı oyuncunun önünde olan bizim e, defansımızdan çıkıp gelen oyuncu Apokerim. Apokerim bu topla buluşacak Sanchez yapar da ben yapamaz mıyım diyecek arkadaşlar. Sanchez bakın bu karede Sanchez yok. Topun geldiği noktaya göre o baskıları doğru yaptık arkadaşlar. Ya Apo Kerim kendi alanındaysa Apokerim bastı soldan geliyorsa sağdan geliyorsa Sanchez bastı çıkartmadık arkadaşlar. Alanya'ya biz çok fazla atak yapma şansı vermedik. Bu artı olarak yazdı hanemize. <laughs> Soldan gelen ataklar bakın aslında tehlikeli sayılabilecek bir pozisyon. Burada içeri doğru kat etmeye çalışıyor oyuncu ancak pas tercihini doğru kullanamıyor. Ama defansımız da yani böyle çok fazla boşluk bırakmamış. Bakın şu iki oyuncumuz içeri doğru ceza sahasının sol tarafından gelmeye çalışan iki alanyalı oyuncuyu kapatacak dönemde. Kaan da burada ters kademede şey almış. Şu oyuncu alanyalı oyuncu hangisi bilmiyorum ama onu kapatmış. Yani burada defansif oturumlarımız doğru zaten buradan bir sonuç çıkartamadılar. Birkaç dakika sonra soldan yine bir atak geliştiriyorlar. Buradan e, yine tekrar içeri giriyorlar. Bu oyuncuyu e, içeri çıkaracak. Apoker'in burada bu e, topu durduracak yanlış bilmiyorsam. Apoker'in mi? Pardon. Kaan. Kaan burada bu topu durduracak arkadaşlar. bu Yani burada içeri öndüreye kesecek. Rakip oyuncudan önce e, Kaan müdahalesini yapacak bu topa. Bu bizim... Atak organizasyonlarımızdan bir tanesiydi. Son vuruşunu aldım sadece ama atağın başında çok güzeldi arkadaşlar. Burada Sara içeri koşu atıyor. Sara, Jakobs top ortalıyor. ceza sahasına attığı koşuya görmek için. Sara kafayla geriye bırakıyor. Geride topla buluşan Icardi Barış'ın önüne yuvarlıyor. Barış burada kaleci bir hamleyle rakibini ekart edip kaleye şu çekecek pozisyonu ayar ayarlıyor. Açı biraz tabii ki çok yanda kalmış. Gol olmadı. Yanda alta çıktı top ama güzel bir atak aksiyonuydu. Yani bence bu maç başından beri ön alan baskısı hariç yani ön baskısından kaptığımız şok baskıyla kapıp pas attığımız ataklardan hızlı ataklarımızdan hariç organize yaptığımız set hücumlarından enler bir tanesiydi. Bu pozisyonu niye aldım arkadaşlar? Bu teorimi desteklemek amacıyla maçın 40. dakikası. Arka taraf bomboş arkadaşlar. Sanchez bu topları atabilen bir oyuncu attı. Geçen maç Yunus attı biliyorsunuz. Sanchez Yunus asist yaptı. Yunus müthiş bir gol attı Avrupa'da. Icardi nereye hareketleniyor ama? Icardi'nin şuraya koşu atma isteği kırılmış. Yani kafası bence çok karışık arkadaşlar Icardi'nin. Icardi'ye görev vermiş. Orta sahaya gel. Top al. Çünkü biz çift forvet oynadığımız zaman seni bu şekilde değerlendireceğiz diye bir telkin almış diye düşünüyorum. Tabi spekülasyon bu arkadaşlar. Ben oyuncuların, teknik direktörün konuşma odasında değilim. Bu benim düşüncem. Icardi bu pozisyona kadar kaç kere koşu attı topu alamadı. Onun kafasında şimdi şöyle bir şey var. Ben zaten arkaya koşu atsam da o topla beni buluşturamayacaklar. Bari öne geleyim ki o topu bana atsın. Ve Sanchez bu topu Icardi'nin ön, ön alana gelmesine yani orta sahaya gelmesini değerlendirmek için yerden atıyor, kaptırıyoruz bu topu arkadaşlar. Bu bizim için kötü bir pozisyondu. Burada Icardi'nin yapması gereken arkaya koşmasıydı ama oyuncuyu suçlamıyorum burada arkadaşlar. Çünkü bu ikileme hep düştü maç içerisinde. İleri attığı koşuların hiçbirine de cevap alamadı maalesef. Yine bir korner dönüşü. Bakın yine hızlıca çıkmışlar. 4-5 oyuncuyla çıkıyor ama defansımız burada pozisyonunu alıyor. Sara yanlış hatırlamıyorsam burada topu taça atıyor arkadaşlar. Bakın kaçıncı oldu? Dönüşlere hep hızlı atak yiyoruz. Neyse ki defansımız hata yapmadı arkadaşlar. Bu yani dönüş yememiz bu kadar hızlı dönüş yememiz bize hani eksi gibi yazsa da defansın bu konuda pozisyon vermemesi artı. Ama bu artı bence bize artıdan ziyade daha çok Alanya'ya eksi. Alanya doğru paslar yapabilseydi yani gerçekten atamadıkları bazı çok komik paslar var. Çok büyük zor sıkıntıya sokabilirlerdi bizi. <laughs> Bakın yine. E, burada Icardi topu kaybedecek. Önemli değil yani burada Icardi'yi eleştirmek için almadım bu topu. Ama şu şu bölgeyi görüyor musunuz arkadaşlar? Sanki orada bir Osime'nin e, ruhunu çağıracağız gibi. Böyle bir orada bir boşluk var arkadaşlar. Yani sanki orada bir oyuncu varmış gibi. Bu 3 stoper oyuncusu burada duruyor. 3 tane defans oyuncusu pardon stoper demeyelim. E, ve... Ossümen'in olduğunu hayal edin arkadaşlar. Burada Icardi topu alıp büyük ihtimalle Ossümen'i görecek. Ama tabii ki Ossümen yok. Yani biz burada ruh çalacak halimiz yok. Ossümen tribünde maç izliyor bizim gibi. Ee, ama bu da e, enteresanıma gitti. O yüzden aldım bu. Üzü, üzü, üzüldüm bu maç üzerinde. Çünkü yani tamam Icardi'yi belki o pozisyona alıştırıyoruz ama. E ne olacak ki burada? O, orta sahada topu bu. İleride şurada bir forvetimiz yok ki. Hani Icardi o geri dönüşlere alışsın diye mi yapılıyor bu acaba? Onu bilemiyorum arkadaşlar. Ey Osimen geldiysen masaya vur gibi biz burada Osimen'in ruhunu çağıracaktık neredeyse. Öyle bir pozisyonda onu da almak istedim. <laughs> Bakın burada kafalar biraz karışmaya başlamış gene. Bizim hatırlarsanız bu pozisyonun bir benzeri sağ, e, sol tarafta vardı. Barış'la Mertens vardı. Şimdi Mertens'le Yunus var. <laughs> Yunus ileri diyor. E, <laughs> Mertens geri diyor. <laughs> Icardi offside'da. Sara <laughs> ben atayım de diyor burada Icardi atıyor Sara topu. Aslında doğru olanı yapıyor. Bakın Icardi gene offside'de. Icardi normalde bu kafa karışıklığını yaşamasa alacağı pozisyon stoperle ya aynı çizgide olur. Ya da bekleri, bekleri gözetler stoperin bir adım önünde olur offside'e düşmeyeceğini bilse. Burada offside'de Icardi. Ee, Sara topu atıyor. Zaten oyuncunun hareketi de ileri doğru değil offside'de olduğunu bildiği için. Hareketlenmiyor bile bu topa. Bu top offside. <laughs> Burada e, Mertens'in yetişemediği bir top var arkadaşlar. Bunu niye aldım? Biz bunları bu pozisyonları ikinci yarıda ile değerlendirdik arkadaşlar. Maalesef Mertens e, dün biraz formunda değildi olabilir. Çıkarken de alkışlandı. Tribünler çok iyi yaptı bence. Oyuncuları kaybetmemek lazım. Mertens araya müthiş bırakıyor. Ha birazcık daha önüne doğru bırakabilir miydi? Evet. Ama bu topa Mertens'in bu topa hareketlerini yetişmesi lazım. Mertens iki adım atıyor duruyor arkadaşlar. Çünkü yetişemem diyor bu topa. Ama bu güzel bir atak aksiyonuydu. Ben bunu artı olarak yazıyorum. Yunus müthiş bıraktı araya. Biz bu araya bırakılan topları bu maçlarda gördük arkadaşlar. Geçen sene bunları mesela çok göremiyorduk. Biz hep böyle hep ön alan baskısına dayanan şok goller atıyorduk. Bugün özelinde bizim set ucumlarımız vardı arkadaşlar. Yani oyun planımız yoktu diyemeyiz. Bakın kaç tane görüntü aldık burada. Bir kısmı ön alan baskısı, sonuç veren ön alan baskısıydı. Bir kısmı set hücumuydu. <laughs> Yine duran top dönüşü. Bakın burada oyuncu çıkıyor. Şurada da aslında bir adım orta sahanın bir adım gerisinde olsa e, offside'de olmayacak oyuncu. Kötü de bir pas attı burada oyuncu. Duran top dönüşü. Ancak bakın ne kadar büyük bir tehlike. Şu pasları, şu pozisyonları düzgün alsalar, zamanlamayı doğru yapsalar, pası doğru atsa biz buradan golü yeriz arkadaşlar. <laughs> Duran top dönüşleri bizim için çok büyük sıkıntıydı bu maç üzerinde ve Alanya buna çalışmış. Onların taktiği buydu bence. Bakın, bunu niye aldım? Ee, oyundan düşüyoruz. 30 dakika, 40 dakika zor çıkartıyoruz diyoruz ya. Bunu neden aldım? Takımın kondisyonu açısından aldım. Bakın 50. dakika ön alan baskısını bu dakikada başlıyoruz ve yani yaklaşık 2 dakika bir sürekli bir Baskı sürekliliği oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu kolay bir şey değil. 2 dakika siz maksimum performans çıkın dışarıda bir koşun bir sprint atın bakalım ne oluyorsunuz. 2 dakika çok ciddi bir rakam. Yani boksta bile roundlar yani dakikalarla sınırlı arkadaşlar. Çünkü çok efor sarf ediyorsunuz. O yüzden <laughs> bu aralıksız baskıyı ikinci yarının e, böyle ilk 10 dakikası içinde yapmamızı değerli buluyorum ben. Fizik kondisyonumuz açısından. E, demek ki yani öyle çok da endişelenecek bir durumda olmayabilirmiş oyuncuların belki biraz yorgunluğuna bağlı bir durum geçici bir durum olabilirmiş izlenimi oluşturdu bende. O yüzden aldım bu pozisyonu. Bu atak Yunus tabi ortayı yapamıyor burada. Defans oyuncusu uzaklaştırıyor. Sonuca ulaşmadı ama bu iki dakika sürekli atak yaptığımız için bunu almak istedim yoksa bir sonuca ulaştığımız için değil. <laughs> 58. dakika. Bakın bir başka duran top dönüşü. Şu oyuncu o kadar kötü pas attı ki arkadaşlar bizim kaleciye kadar gitti bu top. Halbuki bakın şu koşu gösteren oyuncu büyük risk yaratır. Şu anda e, Jakobsen çok daha hızlanmış durumda. Bizim stoperlerimiz çünkü duran top olduğu için şeye gittiler. E, korner atışı olduğu için ceza sahasına girdiler. Beklerimizle yakalanıyoruz ve bu pas atamıyor neyse ki. Atsa büyük tehlike yine. Bu pozisyonları aldım. Arka arkaya bakın. 58. dakika fizik diyoruz ya. Barış kanattan geliyor, kademeye geliyor bu pozisyon. 59, 59. dakika bakın. Çok geçmiyor aradan. Yani saniyeler var arasında. Bu sefer ters kademede Yunus var arkadaşlar. Bu bakın 60. dakikaya girdik artık. 60. dakikada kanat oyuncularımız bekle, kademeye girecek kondisyondalar hala. Bu önemli. Buna o yüzden almak istedim. 60'tan sonra biraz düşmeler başladı maalesef. Bu mu her zaman yaşadığımız bir şeydi ama 35'te 40'ta düşmedik arkadaşlar. Ve ilk yarıya baskılı başladık. Yani baskıyı yaptıktan sonra ilk yarı da biz ilk 15 dakika baskıyı yapıp 15'ten sonra yavaşlıyoruz. Yani bu olabilecek bir şey. O baskıyı 45 dakika yapamıyorsunuz çünkü. 60'tan sonra düşmeler başladı. Burada bakın Alanya'nın bir hata. Bu bir sonuç vermedi. Defansımızı iyi pozisyon almış burada. Bir sıkıntı yaratmadı. Yine ortadan gelen bu sefer bir pozisyon. Bakın şurada yuvarlasa önüne ne kadar büyük tehlike olacak. Kaleye şut deniyor burada. Bir başka tehlike. Neyse ki sonuç vermedi. Ee, şimdi Salah'a girdi o 64'te oyuncu. Salah'a girince bakın buralarda çok aksiyon almaya başladık Cezası aslında iki tane koşu atan oyuncu var. Önlerine bırakması lazım. Salah'a daha yeni girmiştim. Açılsınmamıştı. Burada saçmaladı. Ee, topu kaptırdık ama olsun. Bakın bu aksiyonların başlangıcı. Salah ile aksiyonların başlangıcı. Burada Sara Yunus yine bir deneme yapıyorlar. Yani sadece Salay tarafından gelmiyoruz diye aldım bu görüntüyü. Yunus yine koşuyu gösteriyor, ee, araya bırakıyor. Ama bu pozisyon yani gol olmuyor tabii ki. Burada yine bu sefer bakın Duran top dönüşü değildi bu. Stopperlerimiz niye bu kadar ileride yakalandı? Onu anlamakta zorluk çektim. İki tane bekimiz şurada pozisyon engelliyor. Bu pozisyon olmuyor ama bakın tehlikeyi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu oyuncu şu gerisindeki beyazlıya bıraksa topu. Bu beyazlı buradan topu pardon şunu kapatayım. Bu beyazlı topu buradan e, şuradan bindiren kendi sol taraflarından bindiren oyuncunun önüne şu boşluğa yuvarlasa büyük tehlike olabilir arkadaşlar. Salah ile bir başka aksiyon bakın forvet oyuncusu gibi burada rakibe basıyor. Buradan bir sonuç çıkmıyor ama Salah ile bir aksiyon bu. Devam ediyoruz Salah'ı yine e, burada bakın ceza sahası içindeki oyuncu Apokerim e, soldan içeri bindirmiş. Jakobs Apokerim'e bırakıyor. Apokerim e, buradan içeriye Salah'ı çıkartıyor. E, Salah'ı müthiş hareket getirdi ceza sahası içine. Rakip ceza sahası içine. Bakın yine Salah'ı. 76. dakika Barış buradan çıkartamıyor. Çok geç kalıyor. Şurada direkt yani tek vuruşta şuraya yuvarlayacaksınız arkadaşlar. Salah yine müthiş koşu gösteriyor. Bakın nasıl demarke. Yani şuraya yuvarladığınız anda şu topu bu iş bitti gitti arkadaşlar. Ama yapamadık. Barış bunu yapamadı maalesef. Yine Salah'ı bu sefer kendisi ceza sahasına giriyor. Kötü bir pas atıyor maalesef. Burada Icardi'yi topla buluşturamıyor. Ama aksiyonun içinde yine Salah'ı 80. dakika. 86. dakika yine Salah'ı topla ceza sahası içinde buluşmuş. Maalesef burada yine kötü bir tercih kullanıyor. Şut atıyor. İçeriye Saray'a bırakması lazımdı. Bu sefer Batshuayi ceza sahası içinde. Bakın ne kadar çok pozisyona girmişiz arkadaşlar. Oyunun son dakikaları. Yani fizik kondisyon ve direnç anlamında bunlar önemliydi bence. Yine Salay bu penaltı itirazlarının olduğu pozisyon. Bakın kaç kişiyiz ceza sahası içerisinde. Burada top Sara'nın önünde düşüyor. Sara müthiş bir vuruş yapıyor. Yan ağlarda kalıyor bu top. Penaltı yok zaten pozisyonda bence. Yine devam ediyoruz. Bu sefer Batshuayi bakın Salay'ın aldığı pozisyona bakın bomboş demarke. Yani bizim Alanya Icardi'nin statikliğine alıştığı için veya Icardi'ye göre bütün maç oynadığı için Salayın attığı bütün bu koşularda boş demarke kaldı Salah'ı. Ama Batshuayi da gene tekte dokunmak yerine indi sıfıra kadar indi bu pozisyon öldü. Arkadaşlar bu pozisyonlar sıfıra inilecek pozisyon değil. Burada direkt bırakacaksın. Sıfıra inilecek pozisyon defansın oturduğu pozisyonlar. Defans burada demarke zaten oyuncu bırak önüne. Defans oturmuştur. Defansı sıfıra kadar çekersin. Geride boş kalan adama bırakmak için sıfıra inersin. Cutback yapmak için. Yani burada burada cutback yapılacak bir durum yok. Direkt önüne bırak. Niye 30 kere dürtüyorsun topu? Bir Barış Yedi, bir de ay Yedi burada pozisyon maalesef. Ama atak aksiyonu olarak güzel bir aksiyon. Bu da bizim yediğimiz pozisyon. Ee, son dakikalarda nazar boncuğu olsun. Faul vardı bence bu pozisyonda Yakopsa ama hakem oyunu devam ettirdi. Kale bomboş görüyorsunuz arkadaşlar. Serdar dursun yani tık dese, tık dese, yani vurmasa tık dese bu gol. Yani beraberlikle beraberliğe razı olmuştuk. Çok büyük krize girerdik arkadaşlar maalesef. Yani bu dakikadan sonra maç dönmez tabii ki. Yani üzücü bir şey bu. Burada hakemin faulü vermesi lazımdı ama vermedi. Burada Sara'nın elini kaldırmak yerine bu alanı kapatması lazımdı. Ve burada Sanchez de kötü yakalanmış arkadaşlar. da Sanchez'in bu pozisyonu verdirmemesi lazımdı. Serdar Dursun burada topa vuruyor. Üst direğin üstünden top. Out'a çıkıyor Allah'tan. Ama yani Serdar Dursun şurada tek sadece dokunduğunu düşünseniz arkadaşlar. Tıngır mıngır kaleye girerdi o top. Tıngır mıngır. Evet arkadaşlar. Görüntülerimiz bu kadar. Taktik analizimiz bu kadar. Böyle hızlı e, bir video oldu. Normal bir saatlik yayınlarımıza göre kıyasla. Umarım hoşunuza gitmiştir. E, dediğim gibi tekrar özetlemek gerekirse Galatasaray'ın yaptığı ön alan baskılarını ben çok beğendim bu maç özelinde. Rakibin buna karşılık vermek için Duran top dönüşlerini özellikle çalışmışlar çünkü bizim iki stoperimiz birden Duran toplarda gidiyor ileri gidiyor. Onların bıraktığı boşlukları değerlendirmek istediler ama pasları tercihleri çok kötüydü maalesef. Yani onlar adına maalesef bizim için neyse ki bizim e, salayla aldığımız aksiyonlar hücum aksiyonları set hücumları e, preslerimiz e, pres baskı sonucu kazandığımız topların hızlı dönüşü ve set hücumlarını doğru kullanmamız tamam son tercihler belki olmadı ama bence hep eleştiriyorduk ki set oyunu yok diye. Bu hem defansif oturum anlamında hem takımın sahaya yayılımı anlamında ortalama pozisyonları da gösterdik. Nasıl daha dengeli yayıldıklarını. Bizim halimize artı olarak yazdı bence. son olarak da defansif olarak hata yapmadık arkadaşlar. Her ne kadar yani Alanya'nın biz hani kötü pas tercihlerini, duran top harici, duran top dönüşleri, kötü pas tercihlerini konuşsak da soldan sağdan indikleri pozisyonlarda da defansımız içeride hata yapmadı. Bu pozisyonda bile mesela Sanchez bir adım önde olsa aslında çok defansif oturumuz çok kötü değil burada. Yani burada da zaten faal var arkadaşlar. ya adam Jakobsu bu topu almıştı. Jakobsu rakibinin önündeydi. Yıktı önündeki rakibini Jakobs'u. Aldı topu içeriye orta bıraktı. Yoksa Jakobsu bu topu kornere vurmasını bilmiyor mu faal olmasa? Ama işte Türkiye'de oyuncularımız buna dikkat edecek arkadaşlar. Düşerken o topu bir şekilde ayağınızla, tek dizinizle atacaksınız kornere. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Düştüm ben faal diye salmayacaksınız. Evet bu şekilde yayınımızı noktalayalım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer like butonuna basmayı, beğenilerinizi esirgemeyi lütfen esirgemeyin. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bu köşemiz bu taktik analizi biraz esprili biraz e, yani amatör ruhlu esprili bu köşemiz hakkında da bir isim öneriniz varsa Wild West Tactical haricinde yorumlara bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalın.